Diyarbakır'dan Yusuf kardeşinkini oku. Allah'ına kurban olduğum Seyit Muhammed Adnan Hocam. Allah'ın selamı sizlerin ve İslam birliğini isteyenlerin üzerine olsun. Canım hocam, bazı azılı din düşmanlarının İslam'ı yobazlık, gericilik, şiddetle özdeş olarak göstermeleri sizlerin vesilesiyle darmakeşin oluyor inşallah demiş maşallah. Evet. Gül bahçesi olarak görmüş burayı da maşallah. Bıraksaydık tabi biz İslam'ı bu modern, kaliteli, akıllı, sevecen, dürüst, laik yüzünü göstertmeseydik, bu demokrat güzelliği göstermiş olmasaydık ve cübbeli zihniyet ortada olsaydı ne AK Parti iktidara gelebilirdi, ne Müslümanlar böyle rahat hareket edebilirlerdi. Tabii. O hocamızın dediği çok önemli mübarek Bediüzzaman'ın seçkin talebesi, sır kadibi olan Sungur abinin. Dedi ki kolay kolay konuşmaz zaten. Çok nadir konuşur. Konuştuğunda da büyük konuşur. Seddi Zulkarneyn oldu dedi. Seni aşıp bize gelemiyorlar dedi. Evet hocam inşallah. Cemaatlere de saldırırlardı. Birçok kişiye bak cemaatler bunların azgınlığından yurt dışına kaçtılar. Fethullah Gülen hocamız tabii olsun, diğer büyük alimler olsun, hep yurt dışına gittiler. Olayın şiddetinden dolayı, yani baskının şiddetinden dolayı. Doğru. Dehşete düştüler adeta, paniğe kapıldılar. Biz burada kaldık ve adamları darmakeşan ettik. Yere yapıştırdık böyle. Herhalde. Ve Müslümanların elini kolunu acayip rahatlattık. AK Parti de çok rahat hareket edilir hale geldi. Müslümanlar da çok rahat hareket edilir hale geldi. Çünkü felsefi yönden gül bahçesi gibi yaptık zemini. Dümdüz ettik. Bütün dikenli çalıları, otları koparttık. Asfalt gibi oldu ortalık. Dümdüz oldu. Adamlar Darwinistim demiyor, utanıyor şu an. Materyalistim demiyor, utanıyor. Yani nasıl gizleyeceklerini bilemiyorlar. İnşallah. Göğsünü geri geri program yapabiliyorlar mı televizyonda artık? Hayır. Görüyor musunuz? Gittikçe cılızlaşmaya başladı. Gittikçe güçsüzleştiler. Ve şu an inilti çıkıyor sadece. Allah bizleri vesile etti. İnşallah hocam. Maşallah.